Şunu görmenin heyecanı, mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü sizler de özellikle üç kızımızı sadece dinlediniz. Bizi heyecanlandıran Ezgi kızımızın bir an önce kendi işini kurmak istiyorum demesi. Ondan dolayı ben hepiniz adına kendime teşekkür ediyorum kendisine. Tebrik ediyorum. Avrupa Birliği'nde bir proje geçirebilmek gerçekten çok zor. Ve çok uzun bir süreç. Yani 2014 yılında yerel yönetimlerde biz Tuşba'da kazandıktan sonra, bakın geldikten sonra 3 yıl özellikle bunun takipçisi olduk. Yani 2014 yılında belediye kuruluyor, kurulur kurulmaz projeye, özellikle plan proje müdürlüğümüz kuruluyor. Akabinde Avrupa Birliği gibi dış fonlardan nasıl kaynak sağlanabilir, bakanlıklarda nasıl kaynak tedarik edilebilir, bununla ilgili araçlar içerisindeydik. İşte o projelerden biri de seçim beyannamemizde olan insanlarımıza biz herkese meslek veremeyiz. Herkese iş sahibi yapamayız ama herkese altın bilezik olan işi, mesleği öğretebiliriz. Herkese balık tutmayı öğretebiliriz. Biz bu aşkla, bu heyecanla yola çıktık ve hamdolsun belediyemizin iş kurla, halk eğitimle, milli eğitimle, müftülükle, diğer kamu kurumları yaptıklarımızın dışında bu Avrupa Birliği projesi yaklaşık 1 milyon TL'lik bir bütçeyle işte dezavantajlı bacılarımızın, kardeşlerimizin şu anda kendi ayaklarım üzerinde duracağım demesi bizim için çok önemli. Tuşba Belediyesi 6 aylık süreçle Tuşmek meslek edinme kurslarımızın Avrupa Birliği destekli olan bu projenin bugün sonuna geldik. Tabii arkadaşlarımızın en önemli kısmı sosyal entegrasyonu sağlanması. Yani burada konuşan üç kardeşimiz de ben gerçekten tebrik ediyorum. Bakın kürsülerde gelip bu şekilde toplum önünde bu kadar rahat konuşabilmek ancak Tuşba Mektebi'nde çıkanlara nasip olur. Tebrik ediyorum ben size. Tabii bu kolay bir süreç değil. Özellikle dezavantajlı kadınlarımız, şehit yakını, engelli ve dezavantajda kalmış, eşi hapishanede olmuş olabilir. Bir şekilde bir sıkıntısı olup da şu anda burada olan kardeşimiz hamdolsun artık kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle istihdam seferberliği altını çizerek vurguladığı ve en kısa süreçte bu memleketimizin işsizlik gibi en büyük problemin çözülebilmesi için işte bu kardeşlerimize sertifika verilerek, uygulamalı eğitimler verilerek meslek edineceğine inanıyoruz. Kendi pastanemi açacağım, kendi pizza dükkanımı açacağım, kendi restoranımı, fabrikamı açacağım demeleri hakikaten güçlü Türkiye'nin ayak sesleridir bunlar. Ben sizleri tekrar tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz İran'da yapmış oldukları görüşmeler sonucunda hemen yanı başımızda ve yaklaşık işte 3-4 aylık süreç içerisinde 350 bin İranlı misafirin, İranlı kardeşlerimizin Van'ı ziyaret etmeleri şunu gösteriyor. Sizler bir an önce oteller, bir an önce burada yemek fabrikaları, bir an önce pastaneler ve en önemlisi pizza gibi ve burada insanlara hizmet edecek kafeteryalar, kantinler sizlerin yetiştirmiş olduğunuz özellikle ciddi bir eğitimle hakikaten yetiştiler bu kardeşlerimiz. Tuşba'da demin Ümit Bey gösterdi. Aslında atık bir yer dedi ama bizim zaten biliyorsunuz Tuşba Belediyesi'nin hizmet binası yok. Biz sıkış sıkış olduğumuz bu konteynerlarda, bu prefabrik yerlerde kendi personelimizi Mal Hizmetler Müdürlüğü'ne ait, zabıtaya ait birimleri orada çıkararak dedik ki sizler biraz sıkışabilirsiniz kusura bakmayın ama bu kardeşlerimize güzel bir mutfak oluşturmamız lazım. Güzel bir ortam oluşturmamız lazım dedik ve orada hakikaten bu proje kapsamında gerekli olan, var olan maddi destekle evet, Tuşba Belediye'mizin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmuş olduğu Tuşba'da Kadınlara Yönelik İş Geliştirme ve Mesleki Eğitim Merkezi projesinin şu anda kapanış ve sertifikalarını verme törenine geldik. Ve bu programda inşallah
Birazdan bu kardeşlerimizin özellikle İPA projeleri çerçevesinde çok ciddi bir süreç olan projelerin insan kaynaklarını geliştirmesi ve bu dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu istihdamına yönelik olan istihdama yönelik olan hibe programları kapsamındaki Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle hakikaten TÜŞMEK projemiz bizler için önemli bir seçim vaadimizdi. Seçim beyannamemizde olmazsa olmazımızdı. Bugün onu da yerine getirmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü yine TÜŞMEK projemiz toplumda kültür, sanat, estetik bilincini yaygınlaştırmak, kültürel zenginliklerimizin korunup geliştirmesine katkıda bulunmak, kadınlarımızı yeni bilgi ve becerilerle donatarak meslek sahibi edebilmek, aile ekonomilerini güçlendirmek, kadınlarımızla birlikte yaşama ve planlı çalışma alışkanlığı kazandırmak, toplumda dostluk, dayanışma ve güven duygusunu pekiştirmek, boş zamanlarını daha verimli bir şekilde kullanmak, özellikle kadınlarımızı meslek sahibi yaparak yaşatmak sloganıyla yola çıkmıştık bu seçim vaadimizde. Hamdolsun bugün bunu yerine getirmenin huzuru ve gururu, mutluluğu içerisindeyiz. 5 ayrı alanda hizmet veren, başta pasta yapımı ve sunumu, aşçı çırağı ve pizza yapımı, kadın iş giysileri, kadın dış giysileri ve girişimcilik meslek edindirme kurslarımızda mevcut olan 310 kurs yerimizin dışında bu kardeşlerimize biz ayrıca girişimcilik kursları da vererek ve her bir kurs yerimize de günlük olarak ortalama 25 TL'ye yakın bir harcırah vererek bu kardeşlerimiz hamdolsun 6 aylarını sağlıkla, sıhhatle, afiyetle tamamladılar. Burada sözlerime son veriyorum. Programımıza katıldığınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Projemiz Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Projemizi finanse edene Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerimi sunuyorum. İyi uygulama örnekleri kataloğunda Türkiye'de sunulmuş olan hibe projelerin içerisinde en iyi proje oldu. Tabii en iyi proje olurken biz bunu tek başımıza yapmadık. Bunda bizlere desteği olan birçok kişi oldu. Başta Milli Eğitim Müdürümüz, Halk Eğitim Müdürümüz, bunlar bizlerin proje ortakları. Özellikle okulların belirlenmesinde, mesleki eğitim merkezinin kurulmasında bizlere desteğini hiç esirgemeyen, en önemlisi belediye başkanımızın kendisi bir eğitimci olduğu için özellikle eğitim konusunda vermiş olduğu önemden dolayı mesleki kurslarımıza büyük bir destek vermiştir ve mesleki kurslarımızı başarıyla tamamlamışızdır. Bizim kurs hocalarımız, onların da desteğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Biz projeyi sunduğumuz zaman vermiş olduğumuz vaatler vardı. Bu vaatlerden hangilerini gerçekleştirdik, hangilerinden daha fazlasını gerçekleştirdik? Bunları slide üzerinde tek tek anlatacağım sizlere. Şimdi 2014 yılında belediyemizin kurulmasıyla beraber TÜŞMEK projesini Park ve Bahçeler Müdürümüz Hasan Bey sunum yapmıştı. Daha sonra Plan ve Proje Müdürlüğü olarak bunu olgunlaştırdık ve Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak da biz bu projenin nihayet sonucuna vardık. Sözleşme imzalandıktan sonra belediyemiz bünyesinde bir tane proje ofisi kurdurduk. Bu proje ofisi projenin yönetilmesi için, gerekli koordinasyonun sağlanması için bizlere hizmet etti. İstişare toplantıları yaptıktan sonra bu kez projemizin tanıtılması gerekiyordu. Projemizi tanıtmak için sivil toplum örgütleriyle biz bir araya geldik. Sivil toplum örgütlerimize biz projemiz hakkında detaylı bir bilgi verdik. Bunların dışında afişlerle, broşürlerle ilimizdeki hastanelerde, sağlık ocaklarında ve okullarda hem afişlerimizi astık hem de el broşürleriyle, öğrencilerle veya diğer velilerimize ulaşmaya çalıştık. Dezavantajlı kesimimiz daha fazla olsun diye. Tanıtımımızı yaptıktan sonra bu kez kursiyer başvurularını aldık. Kursiyer başvurularında 300'e yakın kursiyer başvurumuz oldu bizim. Bu 300 tane kursiyer başvurumuzdan ancak 100 tanesini mesleki eğitime alabildik. Hangilerini mesleki eğitime alacağımızla ilgili
belediyemiz tarafından bir kursiyer komisyonu oluşturuldu. Bu kursiyer komisyonu başvuru yapan kursiyerlerimizin kriterlerine göre bunları belirledi. İki tane kriter belirlemiştik. Bu kriterlerimizden bir tanesi ana kriterdi, geri ise yardımcı kriterlerdi. Bunun yanında bizim bir de öncelikli kriterlerimiz vardı. 300 kişi hepsi ana kriterleri taşıyordu. Öncelikli kriterlerde ise önce dedik ki engelli olanları alalım. Engelli olanları aldıktan sonra şehit gazi yakınlarını, mağdur olanları, bunları da belirlerken biz kimler çok mağdur? Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürümüzle, İşkur'la devamlı irtibatlı bir şekilde çalıştık. Bizlere bu konuda desteğini veren Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü'ne de, İşkur'a da yine teşekkürlerimizi sunarız. Bunlardan gelen bilgiler neticesinde biz kursiyerlerimizi belirledik. Belediyemiz içerisinde atık halde bulunan bir tane büroyu tadilattan geçirerek bunu eğitim mutfağına dönüştürdük. Tadilat için biz 10 bin euro ayırmıştık. Ama tadilatı kendi imkanlarımızı zorlayarak 3800 euroya yaptık. Tadilat ve tefrişat için de 10 bin euro. Tefrişat kısmı ise belediyemiz kendi imkanlarıyla karşıladı. Bu tadilattan artan para ise daha erzam olan diğer kalemlere aktardık. Ayrıca kursiyerlerimizi Ankara Beypazarı'nda ayrı bir teknik gezi düzenledik kursiyerlerimize. Beypazarı'nı seçmemizin sebebi Beypazarı Kadın Pazarı'nda bütün iş yerlerindeki çalışanların çoğunluğu daha doğrusu diyeyim kadınlardan oluşuyor. Girişimcilik eğitiminde alan kursiyerlerimiz bu kadınları görerek kendilerine olan girişimcilik ruhları artsın, kendilerine ait iş yerleri açsın diye biz bunları Ankara Beypazarı'na götürdük. Ayrıca benzer bir projeyi yürüten Ankara Etimesgut Belediye'miz vardı. Ankara Etimesgut Belediyesi vardı. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne de götürerek buralardaki hem sınıfları hem de alınan eğitimleri yerlerinde görsünler diye buralara geziye götürdük. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ben 100. Yıl Üniversitesi Ziraat Teknikeri bölümü mezunuyum. Organik tarım mezunuyum. KPSS ile atanamadığımdan dolayı kendimizi geliştirmek adına TÜŞMEK projesi kapsamında pastacılık bölümünde başvuru yaptım. Başvuru tamamlandıktan sonra pastacılık bölümünde başladım. Bu proje kapsamında ilk başta teorik ve uygulamalı derslerimiz oldu. Teorik derslerden sonra uygulamalı dersler olarak birçok pasta çeşidi yaptık. Birçok damak tadımız, zevk tadımızı değiştirdik. Bu şekilde bunun yanı sıra kendimize iş yeri açmayı planladık arkadaşlarımızla birlikte. Kursiyer arkadaşlarımla birlikte Fevzi Özgökçe Belediye Başkanımızın yardımı ve desteğiyle kendi iş yerimizi açmayı planlıyoruz. İlk amacımız o. Ve bu proje kapsamında birçok bayan arkadaşımız, kendimize olan özgüvenimiz, üniversitenin dışında kendimizi sosyal anlamda geliştirdik. Bolu'da ve Ankara'da gezimiz oldu. Bolu'da birçok aşçımızla karşılaştık. Birçok ülkemizin her yerinin, güzel memleketimizin yöresel yemeklerini tattık. Aşçılarımızla tanışma fırsatımız oldu. Onun dışında Ankara'da Beypazarı'nda kadınlarımızın çalışma alanlarını gördük. Bu şekilde bizler de bu kadınlarımız gibi, bayanlarımız, ablalarımız gibi kendi ayaklarımızın üstünde durup iş yerimizi açabiliriz gibi düşüncelere daha çok kendimize özgüvenimiz arttı ve iş yerimizi açmayı daha çok düşündük. Bu şekilde TÜŞBA projesinde, TÜŞMEK projesinde bizi bu alanda her türlü desteği üzerimizden esirgemeyen sevgili hocalarıma, belediye başkanımız Fevzi Özgökçe, Gül Hanım'a teşekkürlerimi sunarım. Ve benim nezdimde bize çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimi selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ben Esra Ergin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde Avrupa Birliği desteğiyle TÜŞMEK projesi kapsamında hazırlanmış olan aşçı çırağı kursunu yaklaşık 6 ay boyunca eğitimini gördüm. Eğitim sürecinin ilk 1. ayında teorik olarak dersler gördük. Daha sonraki geri kalan süreçte ise bize özel, bizim için hazırlanan mutfağımızda pratikte değerli hocalarımızla birlikte çalıştık. Aşçılığın eğitimini aldık. Yemek yapmayı, yaptığımız bu yemekleri insanlara en iyi şekilde servis etmeyi, sunum yapmayı öğrendik. Bu süreçte biz kursiyerlere her türlü maddi ve manevi destek sağlandı. Ankara ve Bolu'ya teknik geziler düzenledik. Aşçılar Diyarı olarak da bilinen Bolu Mengen'de
kendi yöresel yemeklerimizi yapıp onlara tanıtma fırsatı bulduk. Onlarla tanıştık. Sosyalleşme açısından bizim için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak böyle bir projeye katıldığım için çok mutluyum. Bana çok şey kazandırdığını düşünüyorum ve başta değerli başkanımız Fevzi Özgökçü olmak üzere bütün proje ekibi çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öncelikle çok teşekkür ederek başlıyorum. Ben tekstil kursunda dış giysilerdeyim. İzmir Kızıltaş, 1979 doğumlu, iki çocuk annesi, ziraat mezunuyum. Öncelikle bu kursa başvurmamdaki amaç, iki çocuğum büyüdükten sonra yapacak bir şeyler arayışına girdim artık. Hani bir iş güvencesi, bir gelecek, bir şeylere hazırlanmam gerektiğini düşünüyordum. İki çocuğumun büyümesinden sonra da TÜŞKO Belediyesi'nin hazırladığı TÜŞMEK projesine başvurdum. Ve başvurum kabul edildikten sonra... Kusura bakmayın, annelikten sunuma geçmek biraz zor oluyor haliyle. Başvurum kabul edildikten sonra Vali Ali Paşa'da açmış olduğunuz tekstil dış giysileri kursuna başladım. İlk etapta, ilk ayda Özgül hocamızla ölçü almayı, beden öğrendik, çizim öğrendik, kalıp çıkarmayı öğrendik. Daha sonrasında kumaş üzerine bunları uygulamayı öğrendik. Daha sonra elimizden geldiğince nacizane haliyle hiçbirimiz dikiş bilmiyorduk, hiçbirimiz makineye oturmamıştık. İster istemez kusurlarımız oldu. Olduysa da kusura bakmayın artık, emeğinizi umarım karşılığını verebilmişizdir. Nacizane kendimizce eteklerimizi, gömleklerimizi, elbiselerimizi dikmeye çalıştık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Umarım memnun etmişizdir. Biz çok memnun olduk gerçekten. Gerçekten arkadaşlarımın adına da söylüyorum. Bu bizim için, ailemiz için, çocuklarımız için çok büyük bir destek oldu. Hem maddi hem manevi olarak çok çok büyük bir destek oldu. Bunu bize sağlayan öncelikle belediye başkanımıza, daha sonra bölüm müdürümüz Gül Hanım'a, daha sonra Ümit Bey'e ve sevgili arkadaşlarım sizlere gerçekten destek olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım adına. Çok güzel. Hemen Azime Yeşil. Azime Yeşil. Gül Hanım. Evet, Azime Hanım buyursun hemen. Kıyafet Demir burada mı? Kıyafet Demir. Koş. Hayırlı olsun. Esra Can. Başkanım. Evet. Başkanım. Esra Caniş. Esra Caniş. Evet. Başkanım. Evet. Aynı kişiye gideceğiz. Evet. Çok efendim, servise göre.